Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kış hazırlıklarının neredeyse sonuna geldik diyebiliriz. Kışın yemeklerin yanında tüketebileceğimiz, yapımı oldukça basit ve lezzetli bir tarif olan fasulye turşusu tarifim var bugün sizlere. Fasulyemizi seçerken kılçıksız ve kart olmamasına dikkat edelim. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Fasulyemizin saplarını kesmekle işe başlıyoruz arkadaşlar. Fasulye turşusu Karadeniz yöresinde tamamen sirkesiz olarak kuruluyor. Bu tarifimde de sirke kullanmadan nasıl kurulacağını size göstermek istiyorum. Sirkesiz kurmaya cesaret edemiyorum sakın demeyin. İnanın oldukça kolay, hiçbir zorluğu yok. En önemli püf noktası bu turşuda fasulyenizin güzel olması. Fasulyelerimizi ayıkladıktan sonra bol suda güzelce yıkıyoruz. Derin bir tenceremize su koyuyoruz ve suyumuz kaynadıktan sonra fasulyelerimizi içine bırakalım. Fasulyeleri yarı kıvamda pişireceğiz. Pişme süresiyle ilgili size net bir zaman veremeyeceğim. Çünkü fasulyenizin cinsine göre değişir. Bakın fasulyelerin rengi artık döndü. Bu aşamada yapacağımız çok fazla yumuşamasına izin vermeden yarı kıvamdayken ocaktan alıyoruz ve hemen süzgeçten suyunu süzüp soğumaya bırakıyoruz. Süzgeçte soğuması uzun süreceği için hemen genişçe bir tepsinin içerisine süzmüş olduğumuz fasulyeleri koyup elimizle yayalım. Fasulyelerimiz iyice soğuduktan sonra kavanoza doldurmaya başlıyoruz. Kavanoz 2 litrelik burada arkadaşlar. Kavanozun dibine 2-3 diş sarımsak bıraktıktan sonra fasulyeleri gelişigüzel içine yerleştirelim. Fasulyeleri kavanoza doldururken arada bir elinizle bastırın ki yer açılsın. Bastırınca ezilir mi acaba diye bir kaygınız olmasın. Hiçbir şey olmuyor. Turşunuzu açtığınızda fasulyeleri olduğu gibi alacaksınız içinden. Kavanozun yarısına geldiğimizde 2-3 diş sarımsak dağıtıp 1 yemek kaşığı dolusu da kaya tuzu bırakalım. İçine biber de koyuyoruz. Hemen 4-5 adet biberi kavanozumuzun yanlarına yerleştirelim. Turşumun olması yaklaşık 3 hafta kadar bir zaman alacak. Turşum olduktan sonra inşallah lezzetli bir fasulye kavurması nasıl yapılır size onu da göstereceğim. Biberleri yerleştirdikten sonra kalan fasulyeleri tekrar gelişigüzel yerleştirmeye devam edelim. Eğer turşunuzu sirke ile kurmak isterseniz hemen size bir püf nokta vereyim. Bu püf noktayı tüm turşuları kurarken kullanabilirsiniz. 1 litre suya 1 çay bardağı sirke ve 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edeceksiniz. Kapattıktan sonra da artık olması için sabırla bekleyeceksiniz arkadaşlar. Kavanozumuzu doldurduktan sonra kalan sarımsakları üzerine yerleştirelim ve 2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzunu üzerine bırakalım. Tuzunu kattıktan sonra fasulyelerin üzerine geçecek kadar su döküyoruz. Turşuma dökmüş olduğum suyu daha önceden kaynatmış ve soğumaya bırakmıştım. Siz de öyle yaparsınız arkadaşlar. Fasulyelerin suyun altında kalması için bir tane çöp şişi ortadan ikiye bölüp görmüş olduğunuz şekilde kavanozuma yerleştirdim. Daha sonra hemen kapağını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Turşumuzu kurduk arkadaşlar. Yaklaşık 25 gün sonra turşum hazır. Yapımı hiç zor değil, oldukça kolay. Bu tarifi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.